Mis gibi bir ağrı gününde lezzetlerimizi size sunmaya devam ediyoruz efendim. Aldım yanıma Miyeser ablamı. İsmi neydi yemeğin? Miyeser. Yok yok, yemeğin adı neydi? Girer. Girer. Evet. Girer yemeği yapacak bana. Ben de bilmiyorum. İlk kez gördüm. Bu da benim sana hediyem olsun. Teşekkür sen bize ederim, yemek yapacaksın madem. Güzel bir başlangıç yapalım istedim ilişkimizde Miyeser abla. İnşallah. Ha sen de tak. Takacağım. Ha dur kulağına denk getirelim. Şunu da alayım kenarından. Ay çok güzel oldun. Dur şunu azıcık daha ittireceğim. Ha. Güzel olduk vallahi. Ay çok güzeliz maşallah. Miyeser ablam bize girer yapacak. Buranın yöresel bir yemeği evet, ablam. Evet. Malzemeleri sayalım mı? Hiç ellemeden. Ne var burada önümüzde? Yumurta var. Yumurta var. Bir tane. Un var. Ne kadar kullanacaksın un? Bir kaşık yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı un kullanacaksın. Evet. Bu ne Miyeser abla? Bu da keklik. Daha kekli bir pul diyoruz. Ha daha keki ama şey ıslak haliyle yani kurutulmuş evet, değil. Kurutma değil ıslak tabii. Kekik değil mi bildiğimiz kekik. Hani böyle kekik. Evet. Tamam. Bu neydi? Da den. Denimiz var biz evet. De den deriz buna. Yarma da derler ama evet, biz de den deriz den buna. Bunu ne kadar kullanacağız Miyeser abla? Yani kullanacak girerdi. Bir bardak kullanırsa iki bardak yani ona kullanırsa kaynatıyorsunuz. Biz ne kadar kullanacağız? Ya şimdi yarım bardak var. Yarım bardak. Yarım su bardağı kadardan. Sen bunu haşlamışsın galiba. Evet evrende. Haşlamışım getirmişim. Tamam. Evet. Bir tane kabak küp evet. Küp doğramışsın. Evet. Nohutumuz var burada. Evet. Haşlamışsın evet. Onu da. Bir çay bardağı kadar nohut var burada. Evet. Tuzumuz var. Evet. Bu da nane. O da nane. Harika. Kuru nanemiz var. Evet. Bir de bir bardak suyumuz su var. Evet. Kaynayan da bir suyumuz evet, var orada. Evet. Şimdi bir de burada ne var? Yoğurt var. Yoğurt. Ayran. Ha ayran yaptın yoğurttan. Evet. Normal evet. Yoğurttan. Normal. Bir kase kadar şöyle büyüklükte bir kase kadar ayranımız var yoğurttan. Biraz kıvamlıca. Evet malzemelerimiz hazır. 4 kişilik bir lezzet. Girer deneniyor rehçeyle ama girer diye biliniyor. Girer. Girer. Evet. Yani iyi karışımı bir evet. Şey. Girer. Aynı. Evet. Tamam. Kaynayan suyumuz var evet. Ocakta. Hadi açalım kapağını elin yanmasın. Tamam. Kenara koyalım onu. Burayı. Tamam. Orada galiba bir litre kadar suyum evet, var ablası. Su var da buna da su katacağım. Orada çok olacak. Tamam. Önce bunu katıyorum. Önce denimizi koyuyoruz. Evet. Denimizi koyduk içine. Sonra bunu katıyoruz. Sonra nohutumuzu alıyoruz. Evet. Kaynamış suyumuz vardı ocağımızda. Evet, bu kaynasın. Şimdi onu kaynatacağız. Evet. İçinde biraz şişecekler. Evet. Suyu çekecekler. Evet. Bunu katıyoruz. Kaynasın. Kekikti değil mi bu? Yaş kekiğimiz. Evet. Dağlardan toplanmış. Buradan mı topladın? Evet, burada topladım da burada var. Ya kenardan topluyoruz evet. Topraktan. Hemen hop yemeğe. Evet. Güzelce temizleyip. Evet. Kabağımızı da dolduracağız içine. Evet. Bir tane küp küp kabağımız var. Onu da koyduk. Miyeser abla bu arada onu yaparken sen neler yapıyorsun? Buralısın. Ağrılısın. Evet. Evli misin? Evet. Çoluk çocuk var mı? Evet 6 tane çocuğum var. O maşallah. 3 tane torun var. 6 çocukta 3 torun bence çok güzel. Evet. Evet çok güzel. 6 çocuk değil 12 tane torun bile diyebilirdin o yüzden. İnşallah o da olacak. O da olur diyorsun. Hayırlısı evet. Olsun inşallah. Sağlıklı sağ olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Çocuklar yanındalar mı gittiler mi yoksa hani şehirde yok, falan? Yok valla şehirde de birazcık bir tane torun da evlidir. Ha. Çocukları şu anda yok bekliyoruz. Ya daha henüz çocuğu evet, olmadı bekliyoruz. Evet. Şimdi bunu ne yapacağız Miyeser abla? Bu kaynasın. Kaynamasını bekleyeceğiz. Evet. Fokurdayana kadar bekleyeceğiz. Evet. Sonrasında ne işlem yapacaksın? Kapat istersen kapağını. Sonra bunu yoğurdukla şey atacağım. Buna da sonra bunu yumurtayla suyla karıştıracağım. Bunu boşaltacağım. Tamam. Kaynata bekleyeceğim. O kaynana kadar ben karıştıracağım. Ha kaynayana kadar karıştırmamız evet. Lazım. Evet. Dibine tutmasın evet. Diye. Ondan sonra da? Kopmasın. Öyle karıştıracağım tam pişene kadar. Pişene kadar da ne karıştıracağız. Evet. Şimdi efendim biz bekliyoruz. Birazcık kaynasın karışımımız. Evet. Sonrasında unumuzu yumurta ve suyla galiba karıştıracağız. Evet, evet. Çırpacağız. Kaynar suyu dökeceğiz. Topaklanmasın diye de güzelce karıştıra 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 kaynatacağız. Evet hocam aynısı. Hadi bakalım. Efendim yemeğimiz pişerken Miyeser abla bana bir çay ısmarladı. Sağ olsun. Afiyet olsun. Koluna sağlık. Miyeser abla bu arada başka bir şeyler daha yapıyormuşsun sen. Evet. Bir şey aldım, tüyo aldım sana dair. Aşağı Küp Kıran Aile Destek Merkezi'nde kursa gidiyormuşsun. Evet doğru mu? Ne kursuna gidiyorsun? El sanatı. Ne yapıyorsun? Orada el işi yapıyoruz. El işi mesela ne? Hani neye dair? Ne dair? Ne öğrendin? Halka yapıyoruz. Ha dikiş? Dikiş de var. Ha? Dikiş de yapıyoruz. Örnek de yapıyoruz. Örnek çıkarıyorsun. Evet. Ha örgü yapıyorsunuz örgü siz. Örgü yapıyoruz evet. Aa ne
güzel. Mesela üstündeki yelek gibi bir yelek giyince evet, de aynı, gerçi. Aynı. Bu tarz bir şeyler evet, örüyorsun. Evet, örgü örüyorsun. Evet. Sevdin mi? Evet, çok seviyorum. Ya. Vallahi. Arkadaşların çok mu orada? Evet, arkadaşım çok. Keyif alıyorsun. Keyif alıyorum. Şimdi ne durumdayız? Kaynattın bizim aşımızın şeysini, suyunu. Evet. Hadi açalım bir kapağı. Hı-hı. Kaynaya durmuş. Evet. Sırada ne var Müyesser abla? Ne koyacağız ya şimdi? Ya bunu şu anda yumurta bile unla suyla karıştıracağım. Un, su, yumurta karıştıracağız. Evet. Hadi onları da koy. Önce suyla kaynatayım. Tamam. Sonra bunu iyice karıştırayım. İyice karıştırıyorsun. Evet. Ondan sonra içine yumurtayı kıracağız galiba. Evet. Efendim birazcık kıvam almasını sağlıyor. Yani böyle biraz daha kıvamlı kıvamlı oluyor. Evet. Ha. İstersen çatalla yapalım mı daha rahat edersin? Yoksa onunla... Aa, tamam yaptın sen zaten. Çay da mis gibi gitti bu havada. Ne güzel oldu bana. Evet hocam. Afiyet olsun. Ay, olsun. Sağ ol canımsın. Çok teşekkür ederim. Süsüm teşekkür bozuldu. Ederim. Şu yanıma takayım. Çiçeğim süsüm bozuldu. Efendim bugün Ağrı'da hem Doğu Beyazıt hem Ağrı biliyorsunuz biz buraları geziyoruz. Sana da anlatayım Müyesser abla. Evet, evet. Şimdi Ağrı Doğu Beyazıt'a çıkıldığı zaman bir rüzgar. Hem sıcak hem rüzgar. Evet. Tabii biz alışık değiliz. Hava farklı geliyor bize. Rakım da yüksek. Efendim böyle bir sersemledik. Yalan olmasın. Sonra şehre indik. Bir güzel sıcak. Evet. Güzel dediğime bakmayın yani. Hani şeyden söylüyorum güzel diye ama birden yiyince insanı bir sersemletiyor. Şu an böyle... Evet hoca ben bunu içine boşaltacağım. Ha, sen o arada onu içine boşalt ayranı. Evet. Şu anda serinledik, sakinledik. Onun için bu çay çok iyi geldi bana. Ayranımızı döktük. Evet hocam. Çorbamızın içine. Bunun da kaynamasını bekleyeceğiz mi? Evet biraz bekliyoruz. Biraz kaynayacak onunla birlikte. Sonra en son olarak... Yumurta kıracağım içine. Tamam. Yumurtayı kıracağız, çırpacağız. Ben karıştırayım mı istersen? Heh. Sen çay içeyim, çayını iç. Ya süper sen çayını iç diyor. Vallahi içerim. Kursa gitmeden evvel. Bu arada haftada kaç gün kursa gidiyorsun? 5 gün gidiyorum. 5 gün devam ediyorsun. Evet, devam ediyorum. İyi ne güzel senin vaktin geçiyor yani. Evet. Mis gibi. Eyvallah, mis evde gibi. Çoluk çocuk da yok zaten. Yok şu anda küçüğüm yoktu. Küçük mü yok? Her sene okula gidiyorlar. Ah mis gibi sana ihtiyacı olan kimse yok. Yok. Kurs seni kurtardı. Ondan önce neler yapıyordun? Nasıl geçiriyordun? Ev hanımıyım. Ev iş yapıyordum. Doğru söylüyorsun. Ekmek pişiyordum. Ha. Ayran yapıyordum işime. Dışarıda oturunca ayran içiyordum. Ay ne güzel baş işte. Baş başa. Baş başa romantik ayran evet, içiyorlarmış. Evet. Bu arada eşin ne işle meşgul? Bana eşim şu anda çalışmıyor. İşi yok. Ha canım benim. Ne mutlu sana. Sen de dimdik yanındasın eşinin. Onunla berabersin. Bunlar çok kıymetli şeyler. Evet. Seni tebrik ediyorum. Ne aşamadayız? Şimdi su, un ve yumurta karışımımızı boca ediyoruz tenceremizin içine. Hmm. Onu da ver bana Müyesser abla. Ha birazcık alacak tabii. Bak içindeki malzemeyi ziyan etmeyeceksin. Şimdi sadece tuzumuz ve kuru nanemiz kaldı. Ama kaynayana kadar... Kaynayana kadar bu bekleyecek. Karıştıracağız kaynayana kadar. Finalde tuzunu sonradan atıyorsun değil mi? Evet. Tuzunu ve finalde tabii ki bu tür yoğurt çorbaların üstüne en güzel yakışanı nanedir zaten. Tabii. Bol naneli mis gibi şifa çorbası. Bakalım finalde nasıl olacak ben de merak ediyorum. Çorbamız kaynadı. Şimdi tuzu ve nanesi kaldı. Haydi Müyesser abla sen o tuzunu nanesini de koyuver. Güzel bol naneli oh mis gibi. Ha, şöyle bir taşım onunla karışacak. Tuzunu da koyuyoruz. Şimdi artık herhalde sunum hazır hale geldi. Evet. Tamam. Şöyle bir karıştır. Efendim şimdi ben Müyesser abladan sunum isteyeceğim. Tabağı alacağım şöyle. Sunumu hazır haldeki son halini göreceğiz. Oldu mu? Evet. Hazır. Ben şimdi o zaman müsaadenle kepçemi alıyorum. Şöyle eline koluna sağlık. Mis gibi olmuş. Afiyet olsun. Şöyle bir lokmacık daha koyayım gözükebilsin diye. Tamam. Biraz bizim kaseler. Maşallah çorbanın adını da bir doğru söyleyebilseydim. Grar. Grar dedim. Grar. Her bir şey söyledim. Siz alt yazıyı dinleyin efendim. Beni dinlemeyin. Doğru değil mi? Grar.
Girer, evet. Girer. Evet. Hah, hızlı söyleyince çıkıyor birdenbire. Gırarımız hazır. Eline koluna sağlık Meyser ablacığım. Afiyet olsun. Burayı özel bir lezzetti. Aklınızda ola böyle bir şey denemek isterseniz nasıl acaba derseniz deneyimleyebilirsiniz efendim. Gırar çorbamızı da yaptık.